Evet. Şimdi günaydın. Bu arada hiç erken kalkamıyorum. Saat 9:30 falan. Kuş seslerini duyuyor musunuz? Annem benden önce kalkıyor. Geliyor sabah da beni uyandırıyor. Şimdi ben sizle her sabah yaptığım rutinimi paylaşacağım. Şöyle bir şey. 21 günde güç içinizde. Doğan'a neler yapıyorsun demeyin arkadaşlar. Gerçekten işe yarıyor. Sabah başlaman lazım. Şimdi 3. günü okuyacağım. Aynaya gittiğinde bu olumlamayla başlıyorsun. Bakalım 3. günde bizi ne bekliyor? Yani bunun özü şunu diyor. Hani geçmişten gelen negatif düşüncelerle doluyoruz ya bir yerden sonraki. Öyle oluyor hakikaten. Ben oyum, ben buyum, ben şuyum. Böyle kendini yargılayabilirsin. Başka şeyler yapabilirsin. O negatif düşünceleri kendini daha fazla sevmen adına kodluyor aslında. Bakalım bugünün konusu ne? Biraz okuyayım. Banyoda görüşürüz. Bunu sabah yapmanız daha önemli çünkü işte şu suratla kalkıyorsun sabah. Belki kendini sevmen daha zor olabilir. Ama ona rağmen kendine bakıp güzel şeyler söyleyerek başlıyorsun. Sabah şöyle yüzümü temizliyorum. Işık da yine çok güzel değil ama okey. Ay, size bazı şeyler önermeliyim. Şimdi yüzümü biyodermayla sildim. Bu yeni gerçekten kolajen etkili bir krem. Çok iyi. Bebekler gibi yapıyor. Ve şimdi oradaki olumlamayı yapıyorum. Sabah kremlerimizi tabii ki sürüyorum. Ay dışarıda da inşaat sesleri asla bitmiyor. İzmir biliyorsunuz depremden sonra yıkıldığı için çoğu ev, her yer böyle ve kentsel dönüşümde ya nasıl diyeyim? Ya bir inşaat var yani o yüzden sesleri de geliyor olabilir. Kavuştum arkadaşlar. Umarım daha iyi bir görüntü oluyordur. Umarım. Yoksa ışıksız devam et daha mı iyi diyordunuz? Evet. Sabah uyanır uyanmaz. Siz neler yapıyorsunuz? Valla ben ne yapıyorum? Dediğim gibi ilk olumlamalarımı yapıyorum. Kıyafetimi bu arada mutlaka değiştiririm. Çünkü ben böyle bütün gün aynı kıyafetle gezmeyi sevmiyorum. İşte günlük kıyafetlerimi giyiyorum. Kremlerimi sürüyorum. Evde olsam bile mutlaka parfüm sıkarım. Çünkü güzel kokmak çok önemli. Birazcık da vücudumuz için body mistler. Birazcık da yüzümüze renk gelsin. Allık sürelim. Bu yeni. Şimdi biliyorsunuz güzel yerlerden alıyoruz ürünlerimizi. Ama dibi kaldı. Bunu da şöyle sürüyorum çünkü bayağı var. Bu ruju tabii ki evde normalde sürmüyorum. Sizin için sürdüm. Hadi artık kahvaltı yapmaya gidelim. 1 saat önce
probiyotik içiyorum ki öneriyorum, gerçekten sağlıklı. Ve bunu içtikten sonra zaten yarım saat boyunca da kahvaltı hazırlayacağımız için o süre geçmiş olur diye düşünüyorum. Kaldırıyoruz ki her seferinde aç kapa bozulmasın diye porsiyonu dilimliyoruz. Bence tavsiye ederim. Eski kaşar. Biber çok iyi gidiyor kahvaltıda ya. Gerçekten. Helal olsun. Çatlamış yumurta. Özlemişlerdir seni. Ay canlarım benim. Ben de onları özledim. Annem de yeni vegan oldu. İki üç tane ot koydum önüne. İnşallah doyar. Ama çok faydasını gördüm. Zeytin alabilirim. Zeytin ye. Zeytin alabilirim. Bir domates, bir salatalık. Yeşillik, bol yeşillik. Bir biber. Bakliyat. İki zeytin yiyecek annem. Yok, bakliyatlar var. Mesela mercimek köfteleri. Yok işte şu an yok. Ondan sonra badem peynirleri. Yok ama şu an yok. Koyabiliriz. Zamanımız kalmadığı için. Her zamanımız bademler, cevizler. Ben her şeyi yiyorum yani. Maşallah. Hadi annem afiyet olsun. Bir afiyet yandan da olsun. Anlat. Ben şimdi dedim ki toplu insan benim gibi olur dedim. Yani bir şeyi alırken diğeri toplayarak bırakıyorum. Ve o yüzden de toplama sıra gelmedi diyemiyorum çünkü hep toplu. Şimdi senin nasıl oluyor? Evet. Şimdi ben de düzeni... Ben de sen anlatırken yiyeyim bari. Tamam. Çünkü acıktım. Evet. Tabii ki de ben de düzeni çok seviyorum. Her şeyi yer yerine. Ben ama anında koymuyorum galiba yerine. Neden koymuyorum? O arada ya bir randevu oluyor ya bir şeye yetişmem gerekiyor falan, diyorum ki şimdi bunu ben burada bırakayım, gideyim, ondan sonra geleyim, hadi bu sefer başka bir şey yetiştirmek zorunda kalıyorum. Mesela diyelim yemek saati geliyor, atıyorum, hadi yemek saati, bu sefer biraz yani benim dağınıklıklarım birikiyor açıkçası, öyle, hep öyle, bir türlü tam düzenli olamadım. Mesela sen yani bu yüzden de şimdi bu düzen mi oluyor? Şimdi benim de hiç işim olmuyor mu? Hani burada ama, daha rahat. Evet, sen yapıyorsun. İstanbul'da işim olmuyor. Sen yapıyorsun. Mesela o, iki evin nasıl bir düzen buluyorum seninki? Ha. Ben evet biraz sana göre dağınığım. Şöyle ki mesela sen sabah diyelim nereye yetişecek olursan ol, işine bile yetişeceğin de hani o yatağını mutlaka toparlarsın. Herhalde mesela ama ben de, öyle değilim evet. Şimdi sabah yataktan kalkınca yatak toplanmalı. Ben öyle değilim bak. Ona bunu kim öğretti, sen öğretmediysen? Ben demek öğrettim. Bana bunu annem öğretmemiş. Söyledim yani yapan yatağınızı toplayın. Yani güzel bir şey de. Ya ama demek ki kendi yapmayıp bize öğretmeyi. Yapmışım evet, ama ben dediğim gibi bir yere yetişeceksem ve diyelim ki ben o yatağı toplayaraktan da diyelim o vapuru kaçıracaksam ya da o randevuya gecikeceksem ben o yatağı bırakıyorum ve de gidiyorum. Yani öyle oluyor. Benim öyle oluyor. Yani bir saniyelik yatak toplamakla hiçbir yere gecikemezsin. Bunların hepsi sen, biraz evet, bahane. Onun güzel prensip edinmişsin. Çok güzel. Harika. Harika. Ben onu bu yaşıma gelmişim oturtamamışım yani. Doğru. Evet. Doğru. Kıyafet konusunda da aynı şey düşünüyorum. Gibi şey giyiyorsam çıkarttığımda ısıyorum. Ortada atmıyorum. Öyle gitme, toplamam da gerekmiyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Ben yatağın üstüne koyuyorum. Ev kıyafetimi diyelim giyiyorum. Geliyorum mutfağın başına. Ondan sonra evet dağılıyor. Bakımdan benim çok dağılıyor. Şu olabiliyor. Aynı aileden olsak bile biri başka, biri başka olabiliyor. Sen ama beni nasıl yetiştirmişsin? Ben ona şaşırıyorum. Bunu yapmaya prensipleri bırak. Söylemişim. Sen de uyduğun kadar içinden de gelmiş yapmışsın. Bana helal olsun. Bazı şeyleri yaparsın, bazı şeyleri. Ama yapıyorsun maşallah yani. Güzel.
Sen hepsini yapıyorum. Yapıyorsun. Aferin bana. Her gün o çarşafları böyle altına işte geçirmekte bilmem de uyumlu falan uğraşmak zor gelirdi. Sonra dedim ki daha o zaman lastikli çarşaflar çıkmamıştı. Şimdi maşallah çarşaf düzeltmesi falan yok. Lastikli, oh dümdüz. Sonra ben de dört bir yanından mı kaç bir yanındansa böyle kancalı iğnelerle o çarşafları şey yapmıştım, tutturmuştum. Baban da demişti, ooo dedi, tembellik insana neler yaptırtıyor dedi. Ben dedim, valla dedim tembellik değil, vakitten istifade çalışkanlık yani. Tabii. Pratik zeka. Pratik zeka. O çözüm şeyim çok vardır yalnız. Var. Çözümcülüğüm çok vardır, evet, pratiklik vardır. Annemin de güzel yanları bu. Güzel gözü var. Ha, değil mi? Evet. Halleder. Bak ne güzel hazırlamışsın işte, ne var ki? Anne falan asla güzel. Hazır hazıra. Biraz da anne konforu. Yazdan yaza, tatile geldiğinde. Doğru, haklısın. Anne konforunu yaşa. Eskiden de derdin ki bana 40 kere çiğne. Saydırırdın ha. Yok artık. Evet. Saydırıyordun. Bak 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 neler hatırlıyor. Hatırlıyorum. Yalnız gerçekten. Yerken 40 kere çiğnemeyi soyarak geçti ömrüm. Nasıl hatırlıyorum? Yok diye. Canım sende. Hiç evet. Ben hatırlamıyorum. Ben hatırlıyorum. 40 kere çiğne diye ben laf olsun diye söylemişimdir herhalde. Çocuğum ben. Senin lafını mı anlayacağım? Sen sayıyor muydun gerçekten? Hı-hı. Gerçekten mi? Evet. Neyse faydası olmuştur, zarar olmamıştır. Yani biliyorsun çok çiğnemek çok faydalı. Benim bir tane, benim demeyeyim de yani gastroenteroloji doktoru yani sindirim sistemiyle ilgili bir profesör arkadaşım bir gün yemeğe gitmiş. Ondan sonra kendi anlatıyor. İşte et yemeği varmış hatta. Artık çiğnemekten karşısındakine yani gına gelmiş. Diyormuş ki katı gıdaları sıvı hale getireceksiniz ağzınızda. Bundan sonra yutacaksınız. Öğreniyor. Üstümüze deneyimliyordu küçükken. Ama doğru bir şey bunlar. Ellerine sağlık. Bu sudan anlatıyor. Bacağıma geldi, vallahi geldi. Nereden geldi? Geldi. Bunlar damlatır mı su? Allah orada var 2-3 damla. Kaç oldu anneciğim? Ay, bakar mısın ben de bilmiyorum. Ben şimdi gazete yazı yazıyorum. Annem de editörlüğümü yapıyor. Yanlış kelime var mı? Noktalama hatası var mı? Değil mi annem? Evet, pek bir şey çıkmıyor ama 40 yılda bir. Ama senin gözünden kaçmıyor. O zaman hadi ben başlayayım. Editörüm şimdi kontrole geldi. Okuyabiliyor musun? Tabii ki de. Güzel, çok güzel, harika. Editörlüğümüzde yaptın. Ellerine sağlık, kalemine sağlık. Bu böyle mi olsa daha iyi olur diyor hemen. Dil bilgisi fena değil bende. Ya aslında birçok şey fena değil. Matematik fena değil, dil bilgisi fena değil, psikoloji fena değil, sağlık fena değil. Yani iyi iyi. Ne o iyi? Bu ne demek oluyor? Ne demek oluyor? 10 parmağımda 10 marifet biraz var dedi kendine. Evet. Bugün şöyle birkaç saat bu arada uyudum. O yüzden de birazcık uyku mahmurluğu görünüyor olabilir. Şimdi şöyle bir saat, bir buçuk saat bir yoga yapmayı düşünüyorum. Sonra da giyineceğim ve arkadaşıma gideceğim. Bugün onda kalacağım. O yüzden bugünlük burada bitti diyelim. Başka videoda tekrar görüşmek üzere İzmir günlüklerinde. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Like'a basın. Beğenin tabii ki. Başkaları da görsün. Katıla tıklayın. Bu kanala destek olmak için katıla tıklayın ki videoların devamı gelsin. Tekrar görüşeceğiz.